Aslında Remziye Hanım, o sizin biraz önce söylediğiniz o yorum, ki genellikle de böyle bir kanı vardı. O kanının en önemli nedeni şu andaki protestoların mahiyetinin ilk başta doğru anlaşılmamasıydı. Yani bu protestolar ortaya çıktığı andan itibaren bu protestoların daha öndeki protestolardan özü itibariyle farklı olduğu nedeniyle diğerlerine göre daha ciddi, diğerlerine göre yayılma ihtimali daha yüksek, toplumsal vicdanları etkileme şansı daha yüksek olması biraz geç anlaşıldı. Yani ben kişisel olarak başından itibaren bunları vurguladım. Çünkü ortada diyelim mesela daha önceki gösterilere bakarsak, mesela 2009'da Yeşil Hareketi vardı. Yeşil Hareket iktidar mücadelesiydi, devlet içi bir mücadelesiydi ve doğal olarak toplumun önemli bir kesimi bu mücadeleye, bu duygudaşlık yapmıyorlardı. Kendilerinin dışında bir mücadele olarak, iktidar mücadelesi olarak görüyorlar. Veya 2019'da ekonomi nedeniyle gösteriler vardı. Gelim orta sınıf üzeri veya bazı çevreler bununla da duygudaşlık yapmıyorlardı. Ve başka gösteriler de yine aynı şekilde. Yani o kapsayıcılık anlamında ilk defa bu gösteri bir kapsayıcılık gösterdi. Evet. Yani var olan sorun aslında İran'da herkesin sorunu aslında. Yani bir yönüyle de herhangi bir toplumsal sınıfın değil, herhangi bir ailenin değil veya herhangi bir etnisite veya ideolojik grubun değil, herkesin sorunu ve doğal olarak herkesin de duygudaşlık yapabileceği ve her eve de girebileceği bir sorun vardı ortada. Mahsa Emini aslında o mazlumluğuyla da bunu temsil etti ve bir yönüyle de İran'daki tüm grupları, ideolojik, politik, etnisite, mezhep, din, siyasi görüşün ötesinde bütün bir vicdan kesişmesi, vicdanların buluştuğu bir nokta olduğu ve bu vicdan buluşması bir hem sokağa yansıdı ve hem de insanların bu sürece tepkisine neden oldu. Çünkü şöyle bir durum vardı. Neden kız çocuğu öldürülüyor? Ve insanlar şunu da düşünüyorlardı. Bu, benim de kızım var, benim de kız kardeşim var, benim de ablam var, bizde de var ve bizim de başımıza gelebilirdi. Mahsa Emini benim kızım, benim kız kardeşim de olabilirdi. Ve ayrıca 1979'dan günümüze kadar gelen bu zorunlu tesettürün yaptığı toplumsal, aile ve yıkımı da vardı. İnsanlarda çok birikmiş, çok çeşitli yere yayılmış bir öfke de vardı sırf bu nedenden dolayı. Buna ek olarak Remziye Hanım, bakınız o ahlak polisine yönelik de kadınlarda ciddi bir öfke vardı. Çünkü ahlak polislerinin kendilerinin en büyük ahlaksız olduklarını düşünüyorlar. Çünkü kadınları aldıklarında tacizden tutun çok yanlış davranışlarında bulundu. Bakınız Türkiye'de fazla tartışılmıyor. Reyhane Cebbari diye bir hanımefendi var. Bu Reyhane Cebbari ahlak polisi alıyor, götürüyor. İçeride bir istihbaratçı tarafından tecavüz ediliyor, bırakılıyor ve istihbaratçı tecavüzüne devam ettiriyor. Dışarıda da devam ettiriyor. Reyhane Cebbari istihbaratçı öldürüyor sırf tecavüz nedeniyle. Devlet de tecavüzü biliyor, belgeli bütün tecavüz ama Reyhane Cebbari asıldı. Evet. Asıldı. Cezayı o ödedi. Hala dolaşıyor. Evet. Bunlar insanların vicdanında yerleşmiş. Evet. Durumda. Evet. Bu boyutu da aslında bu ahlak polisinin bir halk üzerinde böyle bir güç oluşu ve kadınlara yönelik işlediği bu suçları da konuştuk aslında ama mesele zannediyorum artık başörtüsü meselesini sadece ahlak polisi meselesini geçip çok daha farklı bir boyuta, farklı bir itiraza da taşındı geçen sürede. Bugün artık geldiğimiz noktada üzerinden geçen zamanın meseleyi küllendirmek yerine daha da
büyüttüğünü mü düşünüyorsunuz? Olayların geldiği yere baktığınızda bu protestolar sönmeye dönük mü görünüyor size, yoksa büyümeye dönük mü görünüyor? Yeni katılımlar görüyor musunuz? Katılımcıların profiline ilişkin gözleminiz ne? Ülkeye dağılımı anlamında gözleminiz ne? Sizce nasıl bir noktaya geldi? Sorunuz iki bölümde. İlk bölümüne şöyle bir yanıt vereyim. Sorun İran'da tesettür sorunu değil, zorunlu tesettür sorunu değil. Sorunun temeli tesettürle özdeşleşmiş durumda. Neden özdeş? Burada temel olan zorbalık ve temel olan özgürlüktür. Yani insanlar şunu söylüyorlar: ben tesettürlü olabilirim, olmayabilirim. Burada temel problem özgürlük olduğu için, özgürlük sadece tesettürle sınırlı değil. Yani İran İslam Cumhuriyeti özgürlüğü sadece tesettürle sınırlamamıştır. Hayatın tüm alanında özgürlüğü kısıtlamıştır. Ve o nedenden dolayı tesettüre yönelik özgürlük mücadelesi sadece tesettüre yönelik bir özgürlük mücadelesi değil. Aslında hayatın tüm alanına yönelik bir mücadeledir. Remziye Hanım, şöyle bir durum var. Aslında şöyle düşünüyor İranlılar: kadının durumunun iyileşmesi başlı başına İran'daki tüm kesimlerinin durumunun iyileşmesi anlamına geliyor. Aslında kadın bir yönüyle de kadına yönelik baskı durdurulursa, bunun anlamı erkeklere de yönelik ve hayatın diğer alanlarına da yönelik baskı azalır. Yani kadın aslında kendisinde İran'daki tüm kesime, erkeklere ve tüm kesime olan o baskıyı temsil ettiği nedeniyle burada simgelendi. Ve doğal olarak sadece kadın hareketi değil, oradaki özgürlük ve baskı. Ve şimdi geldiğimiz bu noktada devletin başta yorumu şuydu. Devlet, özellikle de güvenlik güçleri ilk başta şunu söylüyorlardı: bir hafta içinde bu bitirilir. Bir haftada biz bunu toplayabiliriz. Bu kolaydır, şudur budur. Ama bir haftada toplayamadılar. Toplamaları da mümkün değildir. Kanımca dün itibariyle ki Mehsa Emini'nin 40. günüydü. Dün itibariyle gösteriler biraz daha farklı bir aşamaya girdi. Ve kanımca gösteriler küçültme yerine daha da büyüdüğünü göstermeye başladı. Hem sayıları ciddi şekilde artmış durumda, coğrafi olarak genişledi, toplumsal kesim olarak daha farklı katmanları kendi içine katmaya başladı. Gösterilerin şekli, biçimi değişmeye başladı. Bakınız Remziye Hanım, gösterilere baktığınız zaman, daha önce gösterilere profil olarak öğrenciler, okul öğrencileri, gençler, şeyler görüyorduk. Ama dünden itibaren gösterilere baktığınız zaman profil, yaş ortalaması ciddi bir biçimde değişmiş durumda. Sadece başını açan insanlar değil, ciddi oranda tesettürlü insanlar da gösterilere katılmış durumda. Dindarlar da gösterilere katılmış durumda. Özellikle de Tahran'ın dışındaki küçük kentlerde bu kendini net olarak gösteriyor. Ayrıca gösteriler daha önce neredeydi? Daha önce mahallelerdeydi. Fazla caddelere girmiyorlardı. Caddelere gelmiyorlardı. Şimdi dünden itibaren caddelere yönelmiş durumdalar. Birçok caddeye girmiş durumdalar. Hı hı. Mesela baktığınız zaman daha önce banka yakmıyorlardı. Devlete ait, özellikle de devrim muhafızları, BESİÇ, devletin o devrimci tırnak içinde kurumlarına yönelik zarar vermiyorlardı. Dünden itibaren onlara yakın bankaları, AVM'leri, mağazaları yakmaya başladılar. Bir yönüyle de ve baktığınız zaman bu üniversitelerde ve diğer yerlerde daha da ciddi bir biçimde şey yaptı. Ve de öyle bir hal almış ki devlet belli alanda zorunlu olarak şu anda birçok yerde müdahale bile edemiyor. Çünkü ciddi bir biçimde korkuyor. Daha önce mesela 2009'da ve diğer yerlerde bir tür pres yapıyorlar. Bir makas yapıyorlardı ve çok kısa bir sürede yoğun bir şiddetle, yoğunlaştırmış şiddetle, mesela hatırlarsanız siz de o zaman izlediniz. Mesela sokakta giden herkesi dövüyorlar sopayla. Evet. Yani ister gösterici olsun ister olmasın, metrodan biri çıkıyorsa onu da dövüyorlardı. Çünkü öyle yoğunlaştırmış bir şiddetle yapıyorlar ki insanlar sokağa gelmesin.
caddelere gelmesin. Evet. Kentin aslında, merkezlerine gelmesin. Aslında çok sayıda insan da hayatını kaybetti yine güvenlik güçlerinin bu şiddetiyle, ama insan sayısı arttıkça devlet açısından zannediyorum bunun bir üstü artık katliam olur ve bir devletin buna da cesaret etmesi mümkün değil. Dolayısıyla şiddetle bastıramayacağını mı gördü evet, zaten İran devleti? Şu anda şiddet var, öldürüyor da, 240 bin üzerinde ölü var, ama özellikle de mesela Zahidan'da sadece bir günde 90 kişi öldürüldü. Bunu yapmak istedi. Ama daha önce mesela 2019'da, 2000'de Huzistan'da ve diğer yerde çok sayıda insan öldürülmüştü. Ama bu 90 sayı, Zahidan'daki 90 sayı neyle sonuçlandı? Şuyla sonuçlandı. Zahidan'ın Cuma imamı, yani Hameneyi'nin kendi temsilcisi, Zahidan'daki bütün insanlar neredeyse devlete karşı tavır almaya başladı. Çünkü evet, şu anda devletin kendi içindeki insanlarda şunu söylüyorlar: güvenlik hale getirmeyin, fazla öldürmeyin. Yani eskisi gibi değil. Şu anda birini dövdükleri zaman 5 kişi geliyor. Bir kişiyi öldürdükleri zaman, bakın evet, şu anda mesela şu anda bir bölgede insan öldürdüler. Onun nedeniyle birçok yeri yaktılar insanlar. Eskisi gibi değil. Evet. Yani öldürme çok bambar. O nedenle dolayı yine de öldürüyorlar, yine de vuruyorlar, ama o eskisi, o yoğunlaşmış bir şiddeti yapamıyorlar çünkü ciddi bir biçimde korkuyorlar. Şöyle düşünmüşlerdi: şiddet az kullanalım, zamana yayalım, zamanla bunları kapatırız, bitiririz, toplarız zaman. Ama zaman da yine onların işlerine yaramadı. Şimdi bu noktada ne yapmaları lazım? Görünen o ki gösteriler büyüyor. Ya buna izin vermeleri lazım veya da daha önceki yoğunlaştırılmış o şiddet dönemine yeniden geri dönmeleri lazım. Evet. Çünkü hala İran'daki o baskı aygıtının belli grupları hala sokağa inmedi. Evet. Yani onlar ama gelmediler. Evet, şiddetin de karşı şiddeti doğurması ihtimalini de görüyor anlaşılan İran yöneticileri bu anlamda. Hatta sadece güvenlik güçlerinden gelmesi de gerekmiyor. Bir haber vardı, örneğin bir kadına yine başörtüsü kaydığı için sıradan bir vatandaşın tokat atması üzerine çevredeki insanlar o kişiyi linç etmeye kalktılar, tepki gösterdiler. Dolayısıyla buradaki bu müdahaleye devletten gelsin gelmesin, kimden gelirse gelsin bir toplumsal tepkinin oluştuğunu gözlemliyoruz anladığım kadarıyla. Peki son olarak o zaman şunu soralım, durum bu. Peki Amini ateşinin İran'ı değiştirip değiştiremeyeceğini sormak için erken mi? Değişimden kastımız ne? Onu kastım, ama bana göre İran değişti zaten. İran şu an itibariyle Mehsa Emini'den sonra olan gösterilerden sonra İran daha önceki döneme geri döndürülemez. Yani bu nettir. Kadınlar birçok alanda zaten o alanı ele geçirdiler ve onu bir daha geri getiremezler. İran ciddi bir biçimde köklü olarak değişti. Değişimin birkaç tane örneğini vereyim. İran İslam Cumhuriyeti o rejim olarak toplumsal anlamda meşruiyet, saygınlık, ahlaki üstünlüğü zaten çok sınırlıydı. Hepsini kaybetmiş durumda. İran toplumu çok açık şekilde kendisini eleştiriyor. Hameneyi'ye ilk defa bu kadar ölüm sloganı veriliyor. Remzi Hanım, sokakta mollalar dolaşamıyor. Mollaların sarığını indiriyorlar. Yani İran'daki Şiiler Şii'nin simgesi olarak biliniyordu. Mollalar sokağa gelemiyorlar. Yani insanların mezheple, dinle, devletle, toplumla olan ilişkileri köklü bir biçimde değişmiş durumda. Peki, yani İran değişmiş. Evet, bu Sayın Keskin, bu fiili çok kısa rica edeceğim. Süremizi de tamamladık aslında ama çok kıymetli söylediklerinizle. Bu fiili, sokaktaki bu fiili değişim örneğin resmiyete de dökülür mü aslında? Değişim. Resmiyet yapmıyorlar. İran'da çok önemli, çok doğru, çok ciddi bir soru soruyorsunuz. Aslında İran'daki temel tartışmada İran devleti birçok alanda geri adım atıyor ama yasayı değiştirmiyor. Örnek vereyim, çok basit bir örnek vereyim. Mesela uyduyu serbest bıraktı ama uydu hala yasal olarak yasak. Mesela İran'da birçok konu sokakta işleri yok, karışmıyorlar ama yasada onlar yasak. Yani şimdi 1979'dan günümüze kadar aldıkları o yasakların hiçbirisini yasal olarak değiştirmediler. Ama uygulamıyorlar.
Bu konuda da büyük ihtimal yasayı değiştirmeyecekler ama uygulayamayacaklar. Yeni evet. yasalar orada duruyor. İşte gerektiği zaman kullanıyorlar. Ama dediğiniz o soru İran'daki kilit bir soru. Şu anda zaten İran devletinde bunu tartışıyorlar. Her şeyden geri çekiyorsunuz, yasayı değiştirmiyorsun. Bu ikircilikli, bu iki yüzlü, bu kendiniz yasayı ihlal etmiyor musunuz? Bu kendi yasanın ihlali değil mi? Devletin içinde bu sizin sorunuz tartışılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için Arif Keskin. Ben teşekkür ederim. Sağolun. İyi yayınlar. Görüşmek üzere diyelim. Çünkü İran'ı daha uzun süre konuşacağız gibi görünüyor sayın seyirciler. Kadınlar geri adım atmıyorlar. Artık yalnız da değiller. Toplumun çok büyük bir kesimi bu itirazın arkasında, bu itirazın haklılığını paylaşıyor. Ve İran'da hem katılımcı sayısı artıyor, hem artık bu katılımcılar gençlerle sınırlı değil. Profil de değişiyor dolayısıyla. Ve İran devleti de bu gösterileri tahmin ettiği gibi bastıramıyor artık.